Allah yalancı değil. Bazılarının iddia ettikleri gibi Allah yalan söylemez. Bazılarının iddia ettiği gibi Allah'ın dedikleri zamanla aşılmaz. Hak olmaktan çıkmaz. Kur'an en güzeline götürür. İnsanların anasına, avradına sövüldüğü zaman insanlar gök kubbeyi başkalarının kafasına indirirken Müslümanların en mukaddesi olan Kur'an'a bu kadar alçak bir şekilde dil uzatılmasına rağmen kimsenin kılı çıkmadı. Bizim bu vurdum duymazlıklarımız kahredici boyutlara ulaştı. Adeta himaye görüyor adamlar. Allah'a ne kadar küfredebiliyorsa o kadar yükseliyorlar. Kur'an'a ne kadar hakaret edebiliyorlarsa o kadar yükseliyorlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Müslümanlar Allah Azze ve Celle bu ayeti cellesinde Kur'an'ın en güzeline insanları sevk ettiği Allah'ın kullarını en güzel olan hedeflere yönlendirdiği, götürdüğünü haber veriyor. Allah yalancı değil. Bazılarının iddia ettikleri gibi Allah yalan söylemez. Bazılarının iddia ettiği gibi Allah'ın dedikleri zamanla aşılmaz. Hak olmaktan çıkmaz. Kur'an en güzeline götürür. Ama bu Kur'an'ı bu ümmetin gözünün içerisine baka baka tartışmaya başlayanlar oldu. Hem de dini bu milletin, bu ümmetin evlatlarına öğretme adı altında o iddia ile Kur'an'ın ne kadar bozuk bir kitap olduğunu anlatmaya çalıştılar. Kimsenin sesi çıkmadı. Kalınından incesine kadar, tenekesinden altınına kadar kimsenin kıkı bile çıkmadı. Bu ümmetin evlatları olan, bu ümmetin evlatlarından olduğu iddia eden tefsir akademisyenlerinden ses çıkmadı. Hadis akademisyenlerinden ses çıkmadı. Fıkıh akademisyenlerinden ses çıkmadı. Kelam akademisyenlerinden ses çıkmadı. Cemaatlerden meşru dairede ses çıkmadı. Camialardan ses çıkmadı. Kimsenin umurunda değil. Kur'an uydurma ilan ediliyor. Kur'an'ı getiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahtekarlıkla, yalancılıkla, iftiracılıkla suçlanıyor. Bu şimdi yapılmadı. Senelerce önce bunların kuluçka tavuğu olan bir profesör tarafından söylendi aslında. Kimsenin gıkı çıkmadı. İnsanların anasına avradına sövüldüğü zaman insanlar gök kubbeyi başkalarının kafasına indirirken Müslümanların en mukaddesi olan Kur'an'a bu kadar alçak bir şekilde dil uzatılmasına rağmen kimsenin gıkı çıkmadı. Ben size bir tarihi hadiseyi hatıra olarak nakletmek istiyorum. Başkasından naklettiğim tarihi bir hadiseyi ve Türkiye'de Müslümanların nerelere getirildiğini anlamamız bakımından çok ibretlik bir tarihi hadiseyi size nakletmek istiyorum. Erzurum'un ulemasından 100 yaşını aşkın bir şekilde bundan 5-10 sene evvel ahirete intikal eden bir Hacı Halis Efendi vardı rahmetullahi aleyh. Büyük adam, eskiyi görmüş adam Hacı Halis Efendi. Eskileri gören bir kimse olarak ağlar, gözlerinden böyle şıpır şıpır gözyaşlar dökerdi. Dertli bir insan, dermiş bir insan. Bu anlattı. Oraların kutbu, o mıntıkaların kutbu, o zamanın kutuplarından birisi olan Allarlı Efe diye meşhur bir zat vardı. Ondan naklediyor Hacı Halis Efendi. Hacı Halis Efendi onun müridi olmuş. Onun zamanındaki büyüklerden ders okumuş ama kendisine mürid olmuş birisi. Ondan naklediyor. Diyor ki ilk dönemlerde millet meclisinde Erzurumlu bir müderris vardı. Mebus olarak gitmişti. Seçip onu gönderdiler oraya. İlk dönemlerde. Müderris büyük bir alim idi o. Orada Kur'an'a hakaret edildi. Sesi çıkmadı. Nice alimlerin sesi çıkmadı orada. Kur'an'la dalga geçildi. Kur'an'a dil uzatıldı. Ama sesi çıkmadı orada o müderrisin. Senelerce ders okutan şeriat hocasının sesi çıkmadı. Sonra bir zaman sonra geldi Erzurum'a Hacı Halis Efendi rahmetullahi aleyh anlatıyor. Allarlı Efe'nin yanına geldi orada konuşuyorlar. Alim yani de olsa.
Sözün sırası gelince Allah'ın Efe ona şöyle demiş. Yahu seni oraya gönderene kadar kasabın sarhoş çırağını oraya gönderseymişiz daha isabetli olurdu. Sen bir iki kelam da mı edemedin? Kur'an'a böyle dil uzatılırken bir şey de mi söyleyemedin? Sen nasıl adamsın? Dedi, seni göndermek yerine oraya kasabın sarhoş çırağını gönderseydik daha münasip olacaktı diye ona sitem etmiş. Tabii ki kasabın sarhoş çırağının hikayesini bilmiyorsunuz. Onu da anlatayım, bunu da anlattı Hacı Halis Efendi. Bir kasabın eskilerde olan bir hadise bu. O zaman o mıntıkada tabii Ermeniler de var. Ermeni gençler kasabın sarhoş olan çırağını alıyorlar, eğlenmeye gidiyorlar. İçiyorlar, içiyorlar, o da içiyor, hepsi içiyor. İçiyorlar ve neticede bir tezgah kurmuşlar kasap çırağına. Sarhoş ama ne de olsa Müslüman. Ona bir tezgah kuruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaretlerin bini bir para. O sarhoş çırağın aklı kafasından uçuyor, belindeki bıçağı çıkarıyor, onlardan 5-10 tanesini orada gebertiyor. Ötekileri de kaçıyor. Yakalayamıyor. Yakalasa onları da gebertecek. Ondan sonra mahkemeye geliyor. Mahkemede ağlıyor bu sarhoş çırak. Ağlıyor. Hakim ona soruyor, evladım çok ceza alacağın için mi ağlıyorsun? Hayır diyor. Ahirette Resulullah'ın huzuruna çıktığım zaman ötekilerini niye gebertmedin diye bana sorduğu zaman nasıl cevap vereceğimi düşünerek ağlıyorum. Tabii ki biz kimseye niye onu gebertmedin demiyoruz. Meşru dairede davranılmasını istiyoruz. Öyle bir lüksümüzün olmadığını biliyoruz. Böyle bir hukuksuzluğu irtikap etmenin bizim için nelere patlayacağını biliyoruz, öyle demiyoruz. Ama eskinin sarhoşunun mukaddeslerine sövüldüğü zamanki hassasiyeti yoksa bugünkü camialar, bugün İslami hizmetlerin önünde bulunduğunu iddia eden kimseler tarafından gösterilmiyorsa ve bugün İslamiyet'i kimseye bırakmayan kimseler tarafından gösterilemiyorsa adeta susmakla bu işi tasdik ettiklerini, bu işin arkasında olduklarını ortaya koyan kim varsa, dedim ya, incesinden kalınına kadar, bakırından terekesinden altınına kadar hiçbir kimsenin gıdı çıkmıyor. Kasabın sarhoş çırağının yanına bile yaklaşamayacak İslami bir şuurun Müslümanları nerelere götürebileceğini varıp düşünelim Müslümanlar. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zahittir, fazlalıktır, lüzumsuzdur. Müslümanların bu hassasiyetsizlikleri, Müslümanların bizim bu vurdum duymazlıklarımız kahredici boyutlara ulaştı. Adeta himaye görüyor adamlar. Allah'a ne kadar küfredebiliyorsa o kadar yükseliyorlar. Kur'an'a ne kadar hakaret edebiliyorlarsa o kadar yükseliyorlar. Küfretmek, hakaret etmek dedik de kısa bir açıklama yapmak isterim. Küfretmek Türkçe'de sinli kaflı bir küfretmek olarak anlaşılır. Ama hakaretin her birisine küfür derler eski dilimizde, başka dillerde. Yani birisine hakaret ettiniz mi, aşağılayıcı söz söylediniz mi, küfretmiş sayılıyorsunuz. Allah birilerini hakir göremeyecek. Allah alçaklara alçaksın diyemeyecek. Peygamber düşüklere düşüksün diyemeyecek. Bunu Allah söyler mi diyecek. O kuş beyniyle, o incir çekirdeğini dolduramayacak beyniyle, aklıyla muhakeme edip Allah'ı yargılayan yahut da onun ondan haber getirdiğini yargılayan, muhakeme eden ve asan alçaklara bakın siz. Onlar alçak. Ama bunların alçaklıklarına ses çıkarmayıp öte yanda bir takım hakikatleri dilinin ucuyla dile getirmeye çalışan insanları yerin dibine batıran, sözüm ona, sahtekar Müslümanları. Bunları düşünmeniz lazım. İbretle bunları nazarı itibarlarınıza alıp bunların üzerinde düşünmeniz lazım. Meşru daireden ne yapılması icap ediyorsa onları yapmanın azmini, şuurunu, sevdasını yüreğinizde bulundurmamız lazım. Meşru dairede diyorum, hukuksuz olarak değil. Kasabın sarhoş çırağının şuurunu istiyoruz. Öldürsün demiyoruz ama fikren öldürecek, düşünceyle öldürecek, bunun hesabını soracak bir anlayışı beklemek hakkımız yok mu Müslümanlar? يشتاق تربتك وطيب هواك يا أرض مكة خافقي ناداك يشتاق تربتك وطيب هواك.